Rainbow Friends eskiden mutluluk ve kahkaha ile dolu bir yerdi. Ama o günler çok uzun zaman önceydi. Sinus Old ile rekabet edemedi. Yani dünya komşu eğlence parkı. Çabaladım ama işim hayalet gibi bir şey oldu. Sonradan insanlar Rainbow Friends arkadaşlarım yaptım. Evet, bunlar gerçekten canlı ve sevimli yaratıklar. Benim yeni Rainbow Friends'lerim dünya genelinde beni zirveye taşımıştı. Ama sonra hepsi bana sırt çevirdi. Gösterilerini gerçekleştirmeyi reddettiler ve beni kendilerinden biri yaptılar. Şimdi Rainbow Friends eskisi gibi bilindik bir yer değil, popülerliği kalmadı. Bu olayların üstünden aylar geçti. Müşterileri tekrar getirmenin bir yolunu arıyordum. Harika bir fikir geldi aklıma. Rainbow Friends'lerin tekrar sevilebileceği bir şey. Onları tekrar yaratacaktım. Rainbow Friends'ler canavarlardan bebeklere dönüşecekti. Ve her zamankinden daha enerjik ve partisever yaratıklar olacaktı. Hayal ettiğim kadarıyla muhteşem bir plan olacaktı. Heyecanlı ziyaretçiler ve para. Sadece arkadaşlarımı buraya getirmek için bir sebep bulmam gerekiyordu. Ve yine aklıma bir plan geldi. Doğum gün partisi için çok heyecanlıyım. Evet, hadi uzun eşek oynayalım, ne dersiniz ha? Lütfen biraz olgun davran Yeşil. Bu saçma bir doğum günü partisi. Çok lezzetli görünüyor. Oyunları boş verin. Şunun ucundan birazcık yesem. Ya Yeşil, bir yaş daha atladın, çabuk büyüyorsun. Doğum günün kutlu olsun. Oh, hayır Mavi. Benim doğum günüm değil. Mor'un doğum günüymüş bugün. Gerçekten mi? Bana da Turuncu'nun doğum günü dediler. Bana da Mavi dediler. Bekle, hepimizi kandırmışlar. Bunun bir tuzak olduğunu anlamalıydım. Ya lanet olsun. Buradan hemen kaçmalıyız. Hemen çıkışa gidelim. Bu kilitli. O zaman biz de kıralım. Havalandırmayı da kapatmışlar. Burada kaldık. Hepinizi yeniden dönüştürdüğümde Rainbow Friends oyun yeri yine popüler olacak. Güllerinden doğacak. Bir numaralı oyun merkezi olacak burası. Kırmızı, buna değmez. Yanlış düşünüyorsun. Bebeklerim sonunda şekerlemelerinden uyanmış. Tekrar eski halimize döndüğümüzde bizden kaçamayacaksın Kırmızı. Bunu asla yapamayacaksınız Mavi. Hepiniz dolaşırken bu planın ince ayrıntısına kadar düşündüm. Sinsi planımı geliştirdim. Çelik bir kapı, buradan asla çıkamazsınız. Ve pencerede de sizi eritecek ışınlar var. Bir de sürprizim var. Görüşürüz. Evet, görünüşe göre burası yeni evimiz. Evet. Kendinize gelin, siz neyden bahsediyorsunuz? Birlik olursak buradan çıkabiliriz. Ya bilmiyorum, burası gayet güvenli görünüyor Mavi. Ve bir de sürpriz olduğunu da söyledi. Bunu da hatırlatayım size. Buradan çıksak bile peşimizi bırakmaz. Şu anda Kırmızı'dan korkuyoruz. Biliyorum, hayatımızı yeterince mahvetmediğimiz sizce de, bu yüzden artık ona karşılık vermeliyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Bir düşüneyim. Kapıdan çıkamayız. Pencereden de çıkamayız. Ama belki havalandırmadan çıkabiliriz. Tavana nasıl çıkacağız? Hatırlatayım, biz küçük bebekleriz. Endişelenme, bir planım var. Ama önce o kamerayı indirelim. Görünüşe göre uslu bebeklerimiz gevezeleşti. Tahmin ettiğim gibi. Onlara bir ders vermeliyim. İşte bu kadar. Havalandırmaya çıkmak için planın bu muydu? Bu sorunu başka bir soruyla yanıtlayacağım.
Turuncu en hafifimiz olduğuna göre sizce balonlar onu taşıyabilir mi? Bekle, hayır. Yükseklik korkum var benim. Hadi ama bebek gibi davranmayı kes. Havalandırma yetiştiğinde mor sana rehberlik edecek. Sonra ön kapıya gidip kilidi açacaksın. Tamam, yetiştim. Şimdi beni dinle. Oradan düz gideceksin, tamam mı? Sadece dümdüz. Sonra havalandırma ayrılacak. Beni iyice dinle turuncu. Oradan sola geçeceksin ama dikkat. Aferin turuncu. Mor yerine bence sen havalandırmada yaşa. Sanırım kırmızının bahsettiği sürpriz bu. Koşun. Bizi yetişmek üzere. Bizi öldürecek. Mavi ne yapıyorsun? Siz gidin arkadaşlar. Onu ben oyalarım. Hala şansınız var. Hadi gidin. Hadi mor, gitmemiz lazım. Neler oluyor burada? Bana anlatın. Durabilirsin Ring. Size kaçamazsınız dedim değil mi? Senin için tekrar çalışmayacağız kırmızı. Sen çok kötü birisin. Kötüsün. Pekala, söylediklerin hoş değil öncelikle. Kötü birisi falan değilim. Para ve şöhret kazanmaya çalışıyorum. Siz olmazsınız yapamam. Hayır, yapabilirsin. Şu beni tutan canavar ile mesela. Evet. Oldukça itaatkar birisi ama düşünemiyor. Ve sizin kadar popüler değil. Üstelik sizler canlısınız ama o değil. Rainbow Friends'in lideri Mor. Ama sen benim tarafıma katılırsan en çok saygıyı sen göreceksin. İyice düşün. Bu senin son şansın. Birlikte herkesin lideri olabiliriz. Ya isteyerek bana katılırsın ya da seni zorla ben yanıma çekerim. Asla senin tarafına geçmem. Madem öyle, o zaman ben de beyninin yerinden çıkarıp taptaze bir beyni yenileyebilirim. İşte o zaman bana hayır diyemezsin. Hadi laboratuvara. Neler oluyor? Hayır. Ravvelit için endişelenme. Daha büyükleri var. Onlara saldır. Üçümüzü de nasıl yenebilir o şey, süper güçlü robot mu? Sen kavgada mıydın yeşil? Güçsüz aptal seni. Turuncu sen de aptalsın. Beni ısırdı. Çok sıkıldım. Şunan kör ucu beler beni mahvediyor ha. En azından burada güzel deneyler olacak. O kadar emin olma kırmızı. Yüksek güvenlik uyarısı. Hedef kırmızı. Hayır, bu olamaz, hayır.